Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçenlerde bu kitabı bitirdim. Ve bu kitapta şöyle bir yer vardı. Zikirle alakalı bir yer. Diyor ki, Allah'ı dil ile zikretmek, Kur'an okuyup ayetlerin anlamını tefekkür etmek, namaz kılmak gibi çeşitli eylemlere girer zikir dediğimiz şey diyor. Allah-u Teala diyor ki, siz beni anın, ben de sizi anayım buyuruyor Rabbimiz. Burada şey çok dikkatimi çekti. Hani zikrin aslında insana nasıl bir faydası olduğuyla alakalı kısım. Zikir süreci aralıksız devam ettiğinde kalbimiz yavaş yavaş değişir. Bilmediğimiz bazı yaralarımız açılarak pansuman edilir. Bu ilaç onu kullandıkça psikolojik tatmine dönüşerek kalbimizin zevk aldığı bir amel haline gelir. Sonunda içimize iyice yerleşip Allah'ı anma ve hatırlamanın en üst mertebesine ulaşmasını sağlar. O üst derece ise ihsandır diyor. İhsansa Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına ona kulluk etmek. Yani tabii ki biz onu görmesek de Rabbimiz bizi görüyor. Yine bir yerde şöyle diyor, kalbimiz hangi zikri virt edineceğini anlayabilecek kapasitededir. Bu yeteneğini bir kenara bırakıp bir başkasından zikir ödevi almak zorunda değildir. Peygamberimizin tavsiye ettiği çeşitli zikir terkiplerini yaşantımıza dahil ettiğimizde kalbimiz zaten bazılarına daha çok meyledecektir. Şimdi burada zikir terkiplerinden kastı şey, mesela işte sabah uyandığımızda dua, tuvalete giderken, girerken, çıkarken, evden çıkarken, elbisemizi giyerken, her an bir hani zikir ile meşgul olmak, her an dilimizi dua ile meşgul etmek, aynı zamanda bolca Kur'an okumaktan bahsediyor. Ne bileyim, yani ben bunları düşündüğümde geçmişte belli bir zikir halkasındaydım ve oradaki zikirleri okuyordum, bana verilen zikirleri. Sonrasında oradan uzaklaşınca benim bu halim de azaldı. Ondan önce de kendi kendime oluşturduğum bir düzen vardı. Bunları çekiyordum. Ve gerçekten hani orada diyor ya, tatmin olmaya başlar, bir lezzet almaya başlar diyor. Gerçekten o lezzeti duyuyordum. Ama son zamanlarda şeyi fark ettim. Dünya meşgalesi, uğraşıyoruz ama hiçbir zaman bitmiyor. İstediğin o tadı da alamıyorsun. Manen gerilemeye başlıyorsun. Sadece namazımı kıldım bitti, o da olmuyor. Hani Müslümana tamam, farz olan namazımız kılıyoruz. Ama artık bir lezzet almak istiyorsun. Ben de dedim ki tekrardan geri döneyim. Yani geri dönmekten kastım, o zamanki yaptığım zikirleri tekrar çekeyim. Yavaştan bugün ona başlayacağım. Yani bu benim için de bir başlangıç videosu oldu. Umarım sizleri de motive eder. Az önce sabah namazında sonrasında yani Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim zikrini çektim 100 defa. Bunun dışında Bakara 250. ayeti bolca okumamız tavsiye ediliyor. Tevbe son 2 ayeti her namazın sonunda okumaya çalışacağım. Daha önce de böyle yapıyordum. Hani artık kendime, dilime bir virt haline getirmek istiyorum. Yine ezber değil de yüzünü okumalarımı hani arttırmak istiyorum. Zaten içinde olduğum bir hatim grubum var. Ona devam edeceğim. Sadece günlük okumalarımı artırmaya çalışacağım. Bakalım, umarım muvaffak oluruz. Kendime patates salatası yaptım ama içinde sadece peynir, domates ve patates var. Yumurtam kalmamış o yüzden. Atıştırmalık bir şeyler. Bugün markete gideceğim. Aynı zamanda manava gideceğim. Alınacak bayağı bir şey var. Hafta sonu çıkamamıştık. Artık bugün çıkarım.
Şu an bu kitabı okuyorum. Yeni başladım. Ön söz kısmını okudum. İnşallah istifadeli olur. Bana kuzenim göndermişti bu kitabı. Yani altları çizilmiş. Önemli yerler, notlar falan alınmış. Ama ben böyle kitaplar okumayı seviyorum açıkçası. O yüzden benim için hiçbir sorun yok. Şehir kelimesinin ek almış hali. Şehir, şehre. Oğullarım ne? Diyor, oğullarım şehre hepimizin katından giyinmeyin. Giyinmeyin. Hangi soru? Selamünaleyküm arkadaşlar. Manava gitmiştim ama ellerim çok dolu olduğu için herhangi bir şekilde çekim yapamadım. Bayağı bir şeyler aldım. Şimdi hemen onları göstereyim size. Öncelikle biraz taze fasulye aldım. Ondan sonra mandalina aldım. Eşim grip bayağı bir. O yüzden C vitamini iyi olur diye düşündüm. Salatalık. Havuç. Ve gördüğünüz gibi limon aldım. Bunun dışında domates ve biraz yeşillik, yani nane ve maydanoz aldım. Bu şekilde. Marketten de işte tahıllı ekmek, süt, laktozsuz, yumurta falan aldım. Öyle. Bugün 5 gibi arkadaşlara gideceğim. Oturmaya davetliyim. Yani misafirle. Hemen bir şeyler yapmam lazım yemek ki eşim geldiğinde yiyebilsin. O da akşam tekrar çıkacak zaten. Öyle. Bakalım. Yoruldum bayağı. Ama hepsini getirdim şükür.